Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda kişiye özel olarak hazırlanabilecek bir teknikten bahsedeceğim. İsimle ya da fotoğrafla bile yapabilirsiniz bu tekniği. Ama dikkat edeceğiniz bir nokta var burada. Eğer yazı olarak alacaksanız yazıları şu şekilde ters olarak çıktı almanız gerekiyor. Bildiğiniz bilgisayar çıktısı alacaksınız. Şu şekilde düz almıştım ben daha öncesinde. Sonra yazılar ters bir şekilde çıkınca anladım ki ters bir şekilde çıktı almamız gerekiyor. Daha sonra istediğimiz kısmı, resim ya da fotoğraf ya da yazı neyse, onu kesiyoruz ve kumaş hariç istediğimiz bütün yüzeylere uygulayabiliyoruz. Ben isme özel bir kupa yapacağım. Bu arada bu teknikle yapılan işlemler suya, sıcak suya, deterjana falan dayanıklı oluyor. Asla çıkmıyor. Şöyle sadece desenin olduğu kısmın kalmasına özen göstererek kestim. Kullanacağım tutkalın ismi transfer tutkalı. Rich markasınınki ama herhangi bir markanınkini kullanabilirsiniz. Kesmiş olduğum kağıda tutkalı desenin olduğu kısmından şöyle ön yüzeyine boyar gibi tutkalın tüm desene değdiğinden emin olacak şekilde sürüyorum. Ve iyice temizlenmiş yüzeye bu sürdüğüm kısımdan yapıştıracağım. Bardağı önce iyice yıkadım. Daha sonra bir de sirkeli suyla sildim. Yani iyice temiz olduğundan emin oldum. Daha sonra şöyle dikkatli bir şekilde yapıştırıyorum. Şöyle bir peçete veya bez yardımıyla daha iyi yapışmasını sağlıyorum. Daha sonra bunu en az 4 saat bu şekilde beklettim. Sonrasında bir kaba su koyup biraz parmağımı suya batırarak şu şekilde soymaya başlıyorum. Kağıt kısmını tamamen soyup geriye sadece desen ve yazı kalacak. Bu kısımda çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok da ıslatmamak gerekiyor. Yani kağıdı üzerinden yavaş yavaş böyle soyuyoruz. Bir iki saat sonra tekrar aynı işlemi yapabiliriz. Kağıdın üzerinden tamamen çıktığından emin olduktan sonra vernikleme işlemi yapıyorum ve bir gün sonra bardak kullanıma hazır. Bulaşık makinesinde dahi yıkanabilir. Kullandığım vernik ise Kadens'in sır verniği. Taş vernik de kullanabilirsiniz. Başka markaların verniğini de kullanabilirsiniz. Ve işlem bu kadar basit. En başta da dediğim gibi bir fotoğraf olabilir. Yani bilgisayar çıktısı aldığımız herhangi bir desen ya da fotoğrafla bu işlemi yapabilirsiniz. Daha önce fotoğrafla yapmıştım. Onun da videosu var kanalımda. Diğer videolarıma da göz atarsanız çok sevinirim. Lütfen bir beğeni ve yorum bırakarak bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.